Şimdi hep enginarın sadece içiyle yemek yapılıyor ama Ege'de bunun dolması vardır. Size dolması nasıl temizlenir onu göstereceğim. Önce sapını kesiyoruz ama bu sapı kesinlikle atmıyoruz. Bu da aynı enginarın özü gibi çok lezzetlidir. Sever misin sapını? Sapını aldıktan sonra yaprakların ucunu şöyle bir kesiyoruz. Bunu dolma yapacağız. Sonra bıçakla hafif biraz şöyle kestikten sonra içini temizleme işini kaşıkla yapıyoruz. Kaşığımızı şu şekilde çıkıyor. Biz şimdi hep çarşıdan aldığımız için çok tüylü olur bu şey. Ortalık tüy dolar ama böyle bahçeden taze koparınca hiç tüy çıkmadı. Çok tüysüz, çok şaşırdım. İlk defa böyle bir enginar temizliyorum. Ve yani pazardan aldıklarımızda bir şeye 10-15 dakika uğraşırken burada 1 dakika içinde dolmalık haline geldi. Burayı normal dolma içi hazırlayıp doldurup normal dolma yapar gibi pişiriyoruz. Tabii kararmasın diye hemen suyun içine de atalım. Emine suyun içine atma işi sende. Şöyle içine su al, bardak gibi doldur içine, öyle koy. Ha. Aferin, kararmasın içine hazırlayana kadar. İleriki aşamaları takip edin. Temizlemesi benden, pişirmesi Emine'den. Emine dolduracak bunları. Eminim ki çok lezzetli olacak. Onun elinde yediği bütün yemekler harika İçine su oluyor. doldur. Onların içine su doldur. Ha, dolduruyor. Diğer aşamaları doldururken bizi takip etmeyi unutmayın. Takip etsinler değil mi Emine? Evet. İçini hazırlarken aynı bildiğiniz dolma içi gibi soğanı, pirinci, nanesi o şekilde hazırlarız. İçini fazla yaptık ama bu sadece enginar için değil, yanına sürpriz bir yaprak sarması da yapılacak. O yüzden. Evet, içimiz hazır ve usta aşçımız doldurmaya başladı. Enginarlarımızı dolduruyor. Enginarlar hazır hale gelecek. Sonra tencereye yerleştirecek. Ve içini dolduruyoruz. Daha sonra yaprak aralarını da dolduracağız. Öyle değil mi Emine? Evet. Su alacağı için biraz şişecek. Üstünde azıcık bir boşluk kalsa da önemli değil. Çünkü pirinçlerimiz şişecek. Ama böyle bir ustadan enginar yemenin lezzetine ben hayal edemiyorum. Doldurdun. Onu hemen tencereye yerleştiriyorsun. Şimdi kabuklarını sen doldur anne. Heh. Kenarlarını Hemen ikincisini al. İkincisini de doldur. Akşama harika bir yemek yiyeceğiz. Bu yemek yenmez mi? Kaplarını da ortaya koyuyoruz. Tenceremize yerleşti. Enginarlarımız da pişti. Bunları iki yaprağı bir araya getirip midye şeklinde de yapılan şekli var. Onu da daha sonra çekeceğiz. Nasıl lezzeti? Böyle nasıl yiyoruz bir tarif et şöyle. Önce pilavını yiyoruz. Kaşık gibi. Sonra dişlerimizle yaprağını sıyırıyoruz. Yaprağın üzerinde et var. Sonra yaprağını sıyırdıktan sonra bu şekilde bırakıyoruz.